Dün biraz önce bana yardım etmişti ya. Arkadaşlar selamünaleyküm. 9. ayın 21'i. Kaptan Andrevo'ya girdik. Kaptan Andrevo'ya 4 günde girdik arkadaşlar. 3-4 gündür buralardayız. Biraz önce de var ya. Vallahi heyecan mı diyeyim, stres mi diyeyim var ya. Arka böyle tavana vuruyordu. Dün akşam geldim ben bu Kaptan Andrevo'ya. 3 gün Kapıkule'de yattım. Bir gün de dün burada yattım. 4 gün. Velhasılı şu ileride arkadaşlar bir kör park var. Polis noktası var. Orayı atlatayım da. Muhabbete öyle başlayalım ya. Şurada bir sikintili yer var. Telsizimi de yeni açtım. Bilmiyorum orası kirli mi temiz mi bilmiyorum. Hala normale dönmedi var ya nabzım. Bir su içeyim ya. Of of. Polis de varsa var. Zaten protokolümüzü biraz önce yaptırdık kapıda. Gelin ne yaparsa yapsın ya. Ne alırsa alsın. Şu kameramız çalışıyor mu ya? Çalışıyor. İyi. O da çalışıyor. Telsizden kör parkları soruyorlar da. Şu an şimdi oraya geçeceğiz. Kör parkta polis yok. Kör parklar temiz. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı yolculuklar dilerim herkese. Kaptan Androva çıkışı kör parktan geçtim. Yönüm Avrupa. İki tarafta temiz. Türkiye'den çıktım pazar günü arkadaşlar. Pazar günü akşama doğru Türkiye'den İstanbul'dan çıktım. Kapıkule'ye geldim. Pazar günü geldim. Pazar, pazartesi, salı. Salı günü akşam bana mesaj geldi. Oradan da Dozvala'ya geçtim. Dozvala'dan da 18 saat verdi bana. Dozvala yani son saha. Ya vallahi biraz nabzım yüksek de hala biraz şey yapamıyorum, konuşamıyorum ya. Neyse oraları geçtik. Dün girdik şeye. Sıraya girdik. Bizim Türk tarafını geçtik. Bulgar'a geçtik. Abi Bulgar'da X-ray dediler. X-ray'e girdim. X-ray'den hangar dediler. Hangara çektim. Hangarda simsarlar geldi. Simsar dedi, hamallar. Yetkili birisi gelmedi. Hamallar geldi. Dediler çek hangara. Çektim hangara. Aç arkayı. Ben baktım adamlarda hiçbir yani sorumluluk sahibi bir tip göremiyorum. Dedim sen aç. Dedi bana aç. Açmıyorum dedim. Hani dedim doküman, evrak nerede? Dedi yok sen aç. Telefonla birisini aradılar. Dediler kardeşim sen şeyi aç. Yarım yamalak Türkçe konuşuyor. Sen arkayı aç. Biz kontrol yapacağız. 300 euro da masrafı var. Ya abi dedim. Arkayı açarsın bakarsın. Hani hepsini indirmeye gerek varsa
Tamam, ondan sonra 300 euronu alırsın. Daha kapıyı açmadan benden ne 300 eurosu istiyorsun? Neyse aradım firmayla söyledim. Bana dedi ki, Cengiz dedi, para mara verme dedi. Bakarsalar baksınlar, bakmazsalar çek parka yat dedi. Çektim parka yattım. Sabah oldu ama sabaha karşı var ya, herhalde çok yatmaktan, sıkıntı stresten değil de. Sabaha doğru uykularım kaçtı. Uyandım, bir saate baktım. Saat 5.30-6 filan. Gene yattım da hani gözüm kapalı, kalbim uyanık, o şekilde yattım. Saat 8-8.30'a yürüyordum. Kalktım, bir tane çay demledim. Çayımı da aldım abi burada içeride yani. Dışarıda öyle yemek yapma, çay içme keyfim bile yoktu. Çayı getirdim abi burada. Bir iki bardak içtim. Lan gelen giden yok. Saat 9'a geliyor. Gideyim dedim şunlara bir bakayım. Arkadaşlar isterseniz önü göstereyim. Gideyim dedim şunlara bir bakayım. Adam dedi ki plakan ne dedi? 34 dedim. Lan bir anda 34 mi dedi bana? Adam bana 34 mi dedi? Benim mutlu olduğumu biliyor. Plakamın da 34 olmadığını biliyor. Ben de daha yeni kalktım ya sabah. Bir de ofis İstanbul'da ya. Onun heyecanı ya. Ya yok abi dedim ne 34? 76 dedim. Adamlar iki kişi bayağı, yani böyle sesli bir şekilde bana bir güldüler var ya. Bozuntuya vermedim ben de güldüm. Allah Allah. Dediler ki git şuralara şuralara kaşe yap. Senin arabanı açmaya geliyoruz dediler. İyi dedim gelin. Ondan sonra geldiler. Beni imzaya bir yere imzaya gönderirken evraklarımın arasında X-ray şeyi vardı. X-ray resmi vardı. Arkada bir yeri işaretlemişler biliyor musun? Onu şimdi buralarda bir yerde bırakırım size. Siz de görürsünüz, izlersiniz. Birkaç görüntü de aldım. Biraz hızlılar ama. Velhasıl biraz görüntü de aldım. Onlar da bu arıya bir yere korun. Şeye giderken imzalarımı kaşımı yaptırdım. Tekrar geldiler bana dediler ki sen arabanın yanına git. Biz birazdan arabayı açmaya geleceğiz dediler. Tamam. Ben arabanın yanına varmadan baktım arabanın yanına geldiler. Hangara çektim arabayı aç. Çıktılar arabaya bir tane şey açtılar. Bidon açtılar. Büyük varillerdeymiş. Salça taşıyorum bu arada arkadaşlar. Sopa sokuyorlar. Sopayı böyle yavaş yavaş sokuyorlar. Sopa dibe değiyor mu değmiyor mu? Ya da yukarıdan aşağıya kadar aynı hızla mı gidiyor? Böyle bir kriminal inceleme yapıyorlar. Tamam mı? Abi yabancı da konuşuyorlar. O arada onlardan birisi şey yapıyor. Bana böyle bana bakıyor. Beni süzüyor, süzüyor. Böyle bir acımaklı gözle bakıyor. Abi benim nabız saat. Arada bir soruyorum. Abi diyorum bir sıkıntım var, problemim var. O da diyor ki o da biz de bilmiyoruz. Bakıyoruz, inceliyoruz diyor işte. Sonra dediler ki bana yan tarafa aç. Dedim hayırdır ne yapacağız yan tarafa açıp? Buradan dedi paletleri sırayla X-ray'e götüreceğiz. Açtım yan tarafı. Bir iki palet X-ray'e malzeme götürdüler. Portfinal palet X-ray'e götürüyorlar. Sonra getirdiler. Tam dediler sen arabanı kapat şuraya dışarıya bir yere çek. Oradan sonra yanımıza gel protokol yapacağız. Abi dedim ya sıkıntı var mı yok mu? Yok dedi tamam burada birkaç şüpheli yer görünüyordu. Biz onları X-ray'e gönderdik. Tamam bir sıkıntı problem yok dediler. Ya Rabbi şükür dedim ya. Öyle bir derin nefes aldım ki var ya. Zaten bu yana da problemli geçmiştik biliyor musun? Öbür tarafta Kapıkule'de birisi benim arkaya sürtmüş. O da tam şeye denk gelmiş. Halatın olduğu yere denk gelmiş. Halatın üçte biri kopmuş. Ben onu bir şekilde bir folyum yaptım. Görünmeyen yere denk getirdim. Bir şeyler yaptım. En sonunda dedim ki abi dedim ben bu halatı değiştireyim mi dedim. Bak burada böyle bir şey olmuş. Gece burada yatarken birisi gelmiş bana sürtmüş. Bak bu halatın burası böyle. Tamam dedi yok problem sen değiştir halatı dedi. Halatın yoksa dedi ben seni Türkiye'ye göndereyim gel dedi. Türkiye'ye göndereyim git halat al gel dedi. Yok dedim ya halatım var dedim.
Onu da orada değiştirdim. Yeni halat taktım. Protokolümü yaptılar. İmza, kaşe. Son çıkışa geldim. Oraya da bir tane Musa bırakıyorum. O komşu dedi sen çok problem. Ne var sende dedi. Vallahi salça var ne var dedim. Çok problem görünmüş X-ray'de dedim. Baktılar incelediler hiçbir sıkıntı yok dedim. Benim dedim arka tavana yapışıyor böyle dedim. Kadını da o da biraz. Oh dedi bağıra bağıra bir gülmeye başladı. Verdik çıkıyoruz ya. Benim nabız var ya son 2 saattir arkadaşlar 180 var ya vallahi şu anda kalp çırpına çalıyor. Çünkü bizim İran'dan gelen böyle salçadır, boyadır, carttır, cırttır. Biraz böyle yüklerimiz sıkıntılı, problemli. Hani İran'dan bu yana gelirken dil ucunda da işte X-ray'e girmiş ama dün şeyle muhabbet yapıyoruz. Benim araba X-ray'deyken bir tane memurla muhabbet yapıyoruz. Ya diyor Türkiye'den gelirken bu araba 2 kere X-ray'e girdi. Daha niye sokuyorsunuz X-ray'e? Ne diyor? Türkiye diye üçkağıtçı diyor. Vallahi Türkiye diye üçkağıtçı diyor. Problem diyor Türkiye. Dedik hayırdır niye öyle diyorsun? Daha önceden de birkaç tane gelen arabalarda dedi. Türkiye'den X-ray'e girmiş dedi. Buraya geliyoruz diyor. Sıkıntı problem diyor. X-ray yabancı madde. Taşıması yasak olan maddeler çıkıyor diyor. Onun için de biz onları hala almıyoruz. Kendi X-ray'imizi yapıyoruz diyor. Bir iki gün önce Kapıkule'de beraber olduğumuz bir arkadaş vardı. O da arkamdan geliyordu arkadaşlar. O kapıları geçmiş. O kapıları geçmiş. Hemen Bulgar'ın çıkışında yatmış. Sabah yola çıkmış. Biraz önce onu aradım. Adı Tolga. Tolga abi neredesin dedim. Ben dedi yeni çıktım gidiyorum dedi. Harmanlı'ya doğru gidiyorum dedi. Şu anda dedi kilometrem 38 dedi. Lan ben de yeni çıktım kapıdan. Benim kilometreme bakıyorum 36. Abi ben de yeni çıktım dedim. Sen neredesin dedim. Ben dedi şu an tam Harmanlı sapağındayım dedi. La baktım benim de Harmanlı sapağının tabelaları var. Abi dedim çıktım ben de geliyorum peşim sana. O dedi ki ben 85'e bağladım arabayı gidiyorum dedi. Ben de 90'a bağladım şu an. Bak onu yakaladım. Önde gidiyor. İkimiz de şeye gidiyoruz arkadaşlar. Bosna Hersek'e gidiyoruz. Bulgaristan, Sırbistan, Sırbistan'dan Bosna kapısından Bosna'ya gireceğiz. Bir de arkamdan gelen bir arkadaş vardı. O da şimdi beni aradı ki Türkiye'nin çıkışındayım Bulgar'a gireceğim istersen beraber gidelim diye de o şimdi daha Türkiye'ye çıkacak, Bulgar'a girecek, Bulgar'a çıkacak da bana bayağı bir zaman kaybı. Bunu dün Bulgar'da X-ray'i almışlar Tolga abiyi. X-ray'ci buna diyor ki bak diye sizin bir arabayı hangara aldık diye bak orada yatıyor diyor. Seni de alayım mı hangara diyor. Bu da diyor ki ya abi diyor beni de hangara alma diyor. Pasaportun arasında bir şeyler yerleştiriyor. Şu an söylemeyin burada reklam olmasın. Bir şeyler yerleştiriyor veriyor. Tamam diyor geç diyor. Bak o geçmiş. Of of Tolga. Tolga abi Iğdırlı. Tolga abinin bu üçüncü seferi. Bunun da Avrupa vizesi var ama üçü de Bulgar'dan gelmiş. Aa, üçüncü Bosna Hersek. Yani Bulgar'dan Sofya'dan öne geçmemiş. Bir kere Varna'ya gitmiş. Şimdi üçüncüsü de Bosna. O da Bosna'ya yeni gidiyor. Ben de yeni gidiyorum. Ama Sırbistan'a ben bir kere gitmiştim. Sırbistan'a da Bulgaristan'ın Kalotina kapısından gireceğiz. En azından ben bir sefer girdim. Az çok tecrübe var. Evet Tolga abi seni de yakaladım bakalım. Biraz tonaj sıkıntısı da var da kapılardan geçerken çekerlere yük fazla biniyor. O arada dingil biraz aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Yük arkaya doğru kayıyor. O da kantara girerken unutmayalım diye şuraya şöyle kantar unutma diye bir not yazdım.
Belki duymuşsunuzdur, araba kantara düştü tabiri var. Yani çekerler çok bastı demek istiyor. Işıklı Park'a geldik de yağmur da başladı arkadaşlar ya. Biraz yağsa mı aslında? Uzun zamandır bir yağmur görmedim ya. Yağsın bir yağmur da bakalım ya. Karnımda öyle bir acıktı ki var ya. Önceden baktığında, şöyle uzaktan baktığında ufak ufak böyle bir göbeğim vardı. Şu an göbek mebek yok ya. Saat 2 olmuş. Daha biz kahvaltı yapmadık. Gerçi sabah hani ben çay yapmıştım. Buradan bisküvi bisküvi bir şeyler atıştırmıştım ama olmuyor tabii ya. Şimdi ne yapsak da yesek bilmiyorum ki. Melemen, sucuk, melemen, sucuk, yumurta, kahvaltı alternatiflerimiz arasındaki olan menüler. Kahvaltı var. Çorba yapabilirim ama çorba biraz olmaz şimdi. Yanımda arkadaşım misafirim var. Patates beyazı olur, onu dün yedim. O da olmaz. Şöyle güzel bol sucuklu bir yumurta yapalım da yiyelim ya. Biraz önce bir iki tane araba geçtim de. Onlar da bayağı hızlı gidiyor. Biraz da zor geçtim. Tolga abi geçemedi onları. Geçmesine de gerek yok zaten. Şuradan 1.3 kilometre sonra, yani şu görünüyor karşıda, oradan sağa gireceğiz. Abi gene de sorlama ya. Şimdi sollarsan solda kalırsın. Navigasyon beni bu çıkıştan çıkarıyor da arkadaşlar. İleride petrol de var. Ben petrolün girişinden girebilirim. İkisi de aynı yere giriyor. Şuradan çıkacağız. Oradan gideceğiz. Aynı şey. Abiye de bakayım bakayım, gördü mü beni ya, soldan yapıştırıp gitmesin. Göremedim hala onu ya. Hala göremedim ama. Heh, geliyor. Tamam, geliyor. Şu karşıya mı dursak acaba ya? Haydi geçmiş olsun arkadaşlar. Bir karnımızı gözümüzü bir doyurak bakalım. Tolga abi selamlar.
Nasıl denk geldik yolda öyle ya? He valla tesadüf. Değil mi? Ben dedim seni akşama kadar bırakmayacaklar. O şeyden dolayı hani handar işini bitirelim. He. 300 Euro'dan dolayı dedim şirket haber gönderdi. Allah'tan başka arabalarla hiç uğraşmadılar da benim üzerimde biraz durdular. Benim işimi hallettiler. Hem o yönü var hem de işin enteresan. He. Parayı nasıl istemediler ya? He. Adam bana diyor ki plaka ne dedi? Ben de 34 demişim ya, kafa karıştı. Adam bana ne dedi biliyor musun? Sen mutlu değil misin ya dedi. Mutluyum dedim. Nasıl 34? 76 ya diyor lan. Onlar bizden niye biliyor lan? Hem utandım hem de çaktırmadan onlarla ben de güldüm ya. Bir çay da bana dök abi ya. Orada. Misafirlerim çoğaldı arkadaşlar. İki tane de mutlu Avrupa'dan geldi. Şu an 4 tane mutluyuz. Geçen gün Fransa'dan gelirken Macaristan'da Erol abimle beraberdik. O yana gidiyordu, ben bu yana geliyordum. Şimdi ben gidiyorum, o geliyor Türkiye'ye. Bu da Bingöllü kardeşimiz Türkiye'ye gidiyor. Mazotumu boşalttım benim 200. Tolga abimle ben de Bosna yolcusuyuz. Bir mutlu burada. İki mutlu. Üç mutlu. Dört mutlu. Ve Işıklı Park. Çok şükür kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir kahvaltı oldu ya. Güzel sohbet, muhabbet derken. Kaç dakika olmuş? Oo. 1,5 saat olmuş ya. Tamam mısın? Hadi. Sofya'nın içinden, çevre yolundan geçerken orayı bir kere kullanmıştım işte arkadaşlar. Geçen gün yanlış giderken şurada polis duruyordu ya, bak yine o polis duruyor, görüyor musunuz? Geçen gün gösterememiştim. Neyse. Sofya'nın içinden giderken orada bir yol çalışması mı vardı? No, ne vardı? Bir şeyler vardı ya. Oraya da fazla gitmediğim için şu an bir zorlanacağım yer orası var. Orayı da telsizden, map'tan, haritadan bir şeyler yapacağız. Geçen gün böyle çıktım, yanlış gitmiştim ya. Şu an Bulgaristan'ın Kalotina sınır kapısından çıkacağız. Buradan da 68 kilometre mi gösteriyor? Yakın gösteriyor ya. Kalotina. Arkadaşlar ileride görüşürüz. Tolga abi geliyor. Öbür arkadaşlarım da çıktı, Türkiye'ye doğru gidiyor. Aa, suyum arkada kaldı ya. Suyum yok ya. Su var ha burada da arkadaşlar. İşte şimdi böyle yola çıktın gidiyorsun, her şeyin hazır ya. Şuradan durup şuradan bir su almak o kadar zor. Neyse bakarız ileride ya. Belki polis molis çevirirse oradan alırız ya. Şurada önümde bir tane araç yangın haberi geldi de arkadaşlar. Şu an ben yakınım ona. Sofya'ya da 30 kilometre var. Buralarda bir yerde olması lazım. Eğer gerçekten böyle bir ihtiyacı varsa, yangın tüpüne falan ihtiyacı varsa, adam dedi ki ben dedi hızlıydım, duramadım dedi.
Bir yol kenarında yangın anonsu gelmişti ya arkadaşlar. Bayağıdan beri bir takip ediyorum. Hani inşallah yanmamıştır, öyle bir şey olmuştur, olmamıştır da. Ama öyle bir şey denk gelmedim. Şimdi size öyle bir şey var dedim, göstereceğim dedim. Videoda çıkmayınca yalancı durumuna düşmeyiz diye öyle bir açıklama yaptım, olsun. İyi ki de yanlış anons oldu ve öyle bir araç yanmadı. Şu an Sofya'ya doğru geliyoruz arkadaşlar. Sofya'nın içindeyiz. 1.7 kilometre sonra yoldan çıkacağız. Şuna baksana. Dayı yürü acık ya. Heh, yürüdü bak, duydu beni, gördün mü? Buralar polis noktası, BAG noktası. Şu köprü inerken mi, köprünün üstünde mi ne bir radar var. 40'a kadar düşürüyor bizi. Hızlarımızı 40'a kadar düşürüyor. Benim navigasyonu diyor bak 450 metre diyor. Kameraya. Kameraya. Geçtim. Sağa direkt de yazıyor bak. 42 arkadaşlar sağda. Karşıda da ufak bir araba var. Polis arabası mıdır? Başka bir araba mı? Yarış arabası mı? Burada nasıl duruyor? Ne arabası bu ya? Kaletine kapıya geldik. Sırada bayağı bir var. 2-2,5 kilometre kadar var arkadaşlar. Şöyle kendimi bir hakim bölgeye attım da oradan size sırayı göstereceğim. Bir de şurada dere varmış. Sıra böyle bir dere boğazında başlıyor. Buraya böyle bir şey yapmışlar. Ne olduğunu tam çözemedim. Bizim araçlarımız da şurada. Bak hemen arkamızda iki tane daha gelmiş. Velhasıl arkadaşlar geldik böyle bir yerdeyiz. Ben biraz hızlıydım da arkamda bir araba vardı. Aramızda bir araba vardı. Buraya gelirken yavaşladım. Şu arabayı önüme aldım. Biz ikimiz arka arkaya denk geldik. Şimdi gideyim ben şu dere boğazını biraz bir kontrol edeyim ne yok ne çok diye. Arkadaşlar günaydın. Sabah şerifleriniz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şu an Sırbistan'a girdik. Arkamızda Bulgaristan, önümüzde Sırbistan. Bu aradayız, tam tampon bölgedeyiz. Totalimiz de dolmuştu, burada yattık. Birazdan çıkacağız inşallah yola. Bir elimi yüzümü yıkadım da. Saçlarım da dökülüyor tabii ki. Şimdi aşağıdan da size göstereceğim, bir kahvaltı yaptıktan sonra tekrar yola çıkacağız arkadaşlar. Hadi bakalım beraber inelim aşağıya arkadaşlar. Bu arada terliğim de kopmuş.
akşam yanından sağlığın arabası vardı. Sabah da abim kalkmış, bak kahvaltısını ne güzel hazırlıyor. Abi selamünaleyküm, günaydın. Aleykümselam, hoş geldin, sefa geldin, günaydın. Hoş bulduk abi. Şöyle bir sağ solu göstereyim. Diğer arabamız şurada kenarda yatıyor. Bu önümüz Sırp. Şöyle arkamıza dönüyoruz. Şu taraf Bulgaristan. Bak aradan dönüyor Bulgaristan gişeler. Sırbistan gişeler. Bakalım bir kahvaltı koyayım, ondan sonra bakacağız inşallah arkadaşlar. Cengiz Kaptan mutfağına geçer. Ben kahvaltı hazırlıyorum da arkadaşlar, yanımda böyle güvercinler boş boşa dolanıp duruyor. Ben de ekmeği dolaba koymuştum, daha çıkarmadım. Şu komşumdan bir ekmek aldım da. Ekmek verdim, ekmek yiyorlar ya. Bak gene geldiler lan, yediler ya, yarım ekmeği yediler ya 2 dakikada. Bak gene geldiler. Allah'ım. Bunlar benden de aç ya. Onu iptal ediyor. Çünkü o şu an şunun sesini bile alıyor, gümbür gümbür gümbür. Şimdi abi şunu ben bir keseyim. Ya şunu bu şey olacak. Köprülecek. Şimdi onu da yeriz, bunu da yeriz. Ben bunu açayım. Bu bitti zaten. Şimdi diyorsunuz değil mi siz arkadaşlar, keyfiniz keyif. Vallahi ekmek elden sigölden, bir tüpte çay kaynıyor, bir tüpte melemen. Siz bir de gelin bize sorun bakalım. Değil mi? Tabii, aynen. Vallahi. Şime, metre kuyruğu geçip geldik buraya. Kime kaç para vereceğiz onun hesabını yapıyoruz. Gel abi gel. Canlı yayın mı yapıyorsun? Yok canlı değil abi. Biz cansız çekiyoruz, sonradan yayıyoruz. YouTuber mısın? Yo, YouTuber değilim de kendimce işte videolar atıyorum. YouTube'a mı atıyorsun? Hı hı. Gel çay içelim abi, yemek yiyelim. İyi, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol abi. Abi buyur. Şekeri de biliyorum. Hiç kullanmıyor mu şeker ya? Ya. Lan. Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra çıkarken tekrardan görüşürüz. Tolga abi sen de bir iki şey yap, bir kelam söyle ya. Ne söyleyeyim? Rahatsızım, hastayım. Ben seni 4 kilometre kuyruğum. Ben seni orada tam yatarken gösterdim ha. Hadi canım. Vallahi. O arabanın önünü açtıydın, kapattın mı? Yok. Basamakları. Şerken kapattım. Arkadaşlar eline sağlık Cengiz Kaptan'ın. İki gündür güzel güzel kavurmalı yumurta yapıyor. Şimdi de sucuklu melemen gibi bir şey yapmış. Afiyet olsun, güzel bakalım. Durum bundan ibaret arkadaşlar.
şu an sırma gireli 3 dakikada olsa 3 saat falan olacak arkadaşlar. Tam 3 saat araba kullanmış oluyoruz. Şu an bir parka gireceğim de 1 saat kadar mola vereceğiz. Bosna Kapı'ya da 195 kilometremiz var. 250 kilometre yol geldik. 3 saat yol geldik. 195 kilometrede Bosna Kapı'ya var. Vallahi arkadaşlar şimdi Sırbistan'dan gidiyoruz ya. İşte belirli polis noktaları var. Oraları telsizden anons yapıyorlar da. Bir tane arkadaşımın biri de beni aradı. Telsizden bir kanala çekti beni. Oradan telefon numarasını verdim ben. Konuştuk. Daha önceden de konuşmuşuz. Beni izliyormuş devamlı da. O da Avrupa'ya başlamış. Şu an dedi yalan yok izleyemiyorum dedi. Arkadaşımız bir şey söyledi de çok doğru. Şimdi bu telsiz dinleyip telsizle yola gitmeye kalkarsak var ya. Allah ona kalp dayanmaz ya. Arkada Tolga abi diyor ki şimdi giderken Dimitrov gişeler kirli geldi. Polis var derdi yani. Şimdi Tolga abi bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ne yapacağız Tolga abi? Bekleyelim abi diye 20 euro güzel para diyor. Abi bekleyelim de. Ne kadar bekleyeceğimiz belli değil ki dedim. Sen düş peşime ya Allah bismillah. Çıktık yola. İki kişi de onun arkasında şu an hala geliyor. En önde ben gidiyorum şu an. Arkamda Tolga abi. Onun arkasında da bir iki kişi var şu an aynadan gördüğüm kadarıyla. Vallahi bazı şeyleri söyleyince büyüsü bozuluyor. Söylemeyeyim de. Çok şükür şeytan kulağına yollar açık. Biz gittikçe yollar açılıyor. Fermuar sistemi gibi. Şu an bir park bulacağız. Mola vereceğiz. Belki bir çay yapar, çay içeriz diyeceğim de. Olabilir, çay içeriz ya. Belgrad gişeler 3-5 dakika önce sağlı sollu temiz geçirdi abi. Şimdi arkadaşlar bugün ayın 22'si, günlerden de cuma. Normalde bugün benim video yüklemem lazım. İşte şu anda video çekiyorum. Bosna Kapı'ya gittiğimiz zaman bugün cuma ya. Akşam yetişemeyeceğiz büyük ihtimal. Yarın cumartesi pazar giriyor. Orada işimiz büyük ihtimal pazartesine kalacak. Bu akşam olmazsa bile yarın en azından buraya kadar çektiğim videoları bir düzenleyip yayına sokmaya çalışacağım. Bugün cuma. Bu videoyu bugün izleyemezseniz bile yarın mutlaka izleyeceksiniz. Dayım, ablam kenarda oturuyor. Sırbistan'a çıkmaya 40 kilometre var arkadaşlar. Arkamda aynalardan Tolga abiyi göremedim de. Hemen aradım, neredesin göremiyorum seni diye. Arkada bir yol çalışması vardı. Yolu da bayağı bir daraltmışlardı. Ben de böyle sağa sola dubalara çarpmayayım diye yani böyle zorun zoruna kendimi zor kontrol ettim. O da aynayı bir tarafa çarpmış da. Aynayı toparlamak için durmuş. Çıktı geliyor. Ben dedim biraz yavaş alıyorum. Sen de biraz gaza bas. Yetiş bana dedim. 90 gidiyordum. 85'e attım bakalım. Burada şurada tarlalar yeni biçiyorlar. Şu ne acaba? Nohut mu desem? Değil ya. Ne olduğunu da bilmiyorum. Biraz nohuta benziyor ama nohuttan biraz boylu. Şimdi bugün cuma. Yarın cumartesi. Cumartesi günü de gümrükler inşallah çalışır da boşaltırız. Tolga abiye bu yükleme adresi göndermişler. Bulgaristan'dan yükleyecekler. Bana yükleme adresi göndermediler. Büyük ihtimal boş çekebilirler beni diye düşünüyorum. Eğer ki yükleme adresi gönderirseler
diyeceğim ki beni çekin, boş çekin kardeşim. Kaç aydır bunun şeyini, ceremesini yapıyoruz diyeceğim. İşte eğlencemiz var, askerimiz var. En büyük asker bizim asker. Asker de bugün İstanbul'daydı. İstanbul'da bugün son kez jubilesini yapıyor. Dayısının mağazasında çalışıyordu. Çalışmıyordu daha doğrusu. Dayısına yardımcı oluyordu. Dayımız, dayısının bir eleman sıkıntısı var. O da bugün jubile yapıyor oradan. Yarın Amasya'da olacak inşallah arkadaşlar. Hayırlısıyla. Şöyle aynadan ta geriden bir beyaz araba görüyorum. Ta geride ama. Geliyor.